Topa zımba gibi vuruyor ama. Çivi, çivi. O yer böyle gidiyor top. Müthiş bir gol. Şimdi orada Akintola yanılmıyorsam bak. Akintola hafif eğiliyor. Top da oradan geçiyor. Muslera da topu en son filelerde görüyor. Ama ama bir bakıyoruz ki bu tarafta Nelson bozuyor olsaydı Yani eğer Nelson orada olmasa pozisyon olsaydı mı onca? Tartışılır. Değil mi? Görelim hattan yani aynı hattan var mı? Kale arkasından değil mi? Evet. Kale arkasından görelim. Yavaş. Yavaş. Vur topa. Vur topa. Top beyazla eğilip geçerken bakalım. Topa vurdu. Top gelsin. Beyazlı oyuncu eğilecek. Yavaş. Geri al. Bak Mustara, top nereden geliyor bak? Top baya, top 30-35 metreden geliyor. Mustara topun gelişini çok fark edemiyor. Ne zaman vuranın arkadaşı eğiliyor, o zaman fark edebiliyor. O zaman fark ediyor. Eğer Osayit olmasa, yani Vito, e, şey Nelson bozmasa, geri gel bunu, geri gel, düşün. geri gel bakayım, geri gel. <laughs> Buradan offside'ın bozulduğu gözüküyor mu? Dur. Yok bu açısı. Şuradaki e, sağdaki oyuncu, sarılı oyuncu bozuyor. Ama beyazlı oyuncu bence pozisyonun içinde. Evet. Yani eğer Nelson bir adım bu tarafta olsa bu gol offside diye güme evet. gidebilirmiş. Gidelim. Ama Nelson offside'ı bozuyor. Geride kalmış. Şimdi şöyle tabii var ya arkadaşlar getirecek. Hazır kartı. mı o şey? Aynı pozisyon bir ee, tane daha var. Bir tane daha var çünkü dördüncü golde buna benzer. Kural. Tamam o pozisyon geldiğinde o kuralı da veririz. Peki burada Nelson'dan dolayı gol nizami dedik. Devam ediyoruz. Geldik 40. dakikaya. Burada ne oldu efendim? Galatasaray yatağı. Kerem Demirbay'ın vuruşuyla gol oldu. Burada herhangi bir şey var mı? Burada yok. Burada sadece güzel bir gol. Çok güzel bir gol vuruşu. Kaleci burada önde mi yakalanıyor biraz? Diğer tarafa gidiyor ya. Yapacağı bir şey var mı? Hiçbir şey olmaz. Yapamaz. Devam. Ne yapsın? İki tane kaleci olamayacak. Güzel gol. Kerem Demirbay'dan. Heh. Şu pozisyon hocam 45. dakika. Yine Kerem vuruyor. Adaşı Kerem de e, kaleye en yakın pozisyondaki oyuncu kaleciden sonra. Şimdi bir kere offside'da offside mı o oyuncu? Evet. Offside'da. Pozisyonun içinde mi? Şimdi kurallar gelsin. Kurallar gelsin. Takım arkadaşının oynadığı veya dokunduğu topla oynayarak veya topa dokunarak müdahalesi olursa o sayıt olarak yani aşağıda bir tane numara önce görüş açısını açık açısını açıkça kapatarak rakibinin topla oynamasını veya oynayabilmesini engellerse veya top için rakibiyle mücadeleye girerse veya topla oynayan veya topa dokunulan ilk temas kullanılmalıdır diyor. Aktif oyuna dahil mi? Bu ama bu değil ya. Bu Bizim pasif aktif getirecekler. Bu pasif, sen pasif, pasif, mi aktif mi iyi tartışıyoruz. Evet. Kendini avantaj sağlıyor mu? Evet. Kalecinin, kalecinin görüş açısını. Görüş alanını kapatıyor mu? Oyuna müdahale ediyor mu? Evet. Bunlara, Bunlara bakarsın. Bu ikisinde de var. Burada da var değil mi? Var. Bir kale kalecinin şey getirsene. Kalecinin görüş alanını engelliyorsun. Topa şöyle Müdahale ediyorsun. Eğiliyorsun. Çekiliyorsun. Yani kaleciyi aldatıyorsun oynayacakmış gibi. Rakibi defansa aldatıyorsun. Kendine avantaj sağlıyorsun. Bence iki golde de birinci de yok çünkü olsaydı bozan olsaydı bir oyuncu var. Ama bu gol maalesef dördüncü olsaydı. golde. Tartışılır. Avar bakar. Tartışılır. Verirler. Vermezler. Ama tartışılacak bir gol. Peki Dördüncü gol için Kerem'in pozisyonu için yorumu bu Erman hocanın. Bak hocam şuradan göreceksin şimdi. Bak, görüyor musun? Bak Kerem ne yapıyor top yanından geçerken. Bak, yavaş yavaş git, yavaş yavaş git. Top Kerem'in yanından geçerken bak Kerem ne yapıyor? Bak, oyunun içinde bak, çekiliyor sağ ayağından filan çekiliyor. o sıra oyuna müdahale ediyor. Tabii. Kendine avantaj sağlıyor. Rakibi rahatsız ediyor. Rakibin kalecinin görüş alanı kalecinin görüş alanını kapatıyor. Offside. Zaten Pasif ayağını değil. yalayarak gidiyor top şöyle. Evet. Pasif değil. Çekiliyor. Yok değil. Kaleciyi de aldatıyor. Zaten ikisinde de kaleciler dikkat et. Kımıldayamıyorlar. Geç kalıyorlar i̇ki, iki yani. Hamlede kalıyor. geç kalıyorlar. İki kaleci de kımıldayamıyor. Bu pozisyonları kaçırmaması lazım hakemlerin, varların ama kaçırıyorlar enteresan. Peki devam ediyoruz. Hocam öyle şeyler kaçırıyorlar ki artık bunlar var ya bunları ooo. Allah sen de haklısın hocam. Bunları nerede abi? Burada dakika 45 artı 3 Mertens'in pozisyonunda bir penaltı ihlal var mı? Şuradan olursa olur belli. Ya şu çok yayıncı kuruluşlar ricam. Kalenin soluna da bir kamera koysunlar. Yavaş oynat bakayım. Yavaş oynat. Kolunu çekiyor. Kolunu çekiyor. Şurasında oynuyor mu? Omuz kısmından bilmiyorum. Belki topun, topun yenilmesi ha, hafif değişiyor ama ama e, omuz, şey tişört omuz, alanından değiyor. Omuz şuradan. Evet. Sanki. Hocam bir top çünkü şöyle giderken böyle dönüyor. Şimdi şey gibi ya. Çok zor hocam. Kör kuyudan altın yüzük çıkarıyor gibiyiz. Evet. Kör kuyudan. Bunlara inşallah gelecek sezon daha farklı şeyler, bugün, yenilikler getirirler. Bugün bir maç seyrettim herhalde öyle bitti. Arabistan'dan, Suudi Arabistan'dan şeyin Fener'in eski hocasının. Ha. 1-0 mağluptu. Bugün ya o. Evet. El Hilal maçı. Sonra 2-1 galip geldi. Bittiyse vallahi bir çekimleri Üç var. 3-1 bitti. 3-1 mi? Vallahi bir çekimleri var. O kadar güzel ki. Tereyağı gibi görüyorsun hocam. Tek 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 görüyorsun. Hakem bir bara gitti. Yani olacak şey değil abi hiç yani. Bakmaya gerek yok. Varda bir bak hadi gel. Ver be ya verme o kadar güzel. Burada tişört e, yok. hizasından dokunuyor dolayısıyla bir elle oynama yok dedik. Mertens'in pozisyonunda devam ediyoruz. E, Galatasaray'ın kazandığı penaltı. Net penaltı. Net. Hiç yapılmayacak bir iş yapıyor. Hocam akıllı oyuncu Mertens. Tabii. Arkasını ee, veriyor Aynı pozisyonu... Şimdi Ercan da söylüyor editörümüz. Manchester deplasmanında Casemiro'ya yaptı. Topla rakibin arasına giriyor. Evet. Önde kaldı mı hamle yaparken topa doğru adam... Mertens'e basıyor, müdahale ediyor. Penaltı oluyor. Casemiro'ya oldu ya. Manchester penaltı maçında. Abi, evet. Tartışılacak bir pozisyon değil. Net penaltı. Hani... Sana göre bana göresi yok. Değil mi? Kesin. Peki ama burada Mertens'in aklı var yani Ustalığı bu pozisyonda. Var. Ustalığı var. Çok usta adam. Evet. Bir girmiş araya oyuncunun önüne...